Hoş geldiniz. Hoş. Nasılsınız, iyisiniz? Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Amin. Allah razı olsun. Hep birlikte inşallah. Allah razı olsun. Sağ olun. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın inşallah. Amin. Amin. Allah hayırlısını versin. Amin. 3 Aralık farkındalık günü olmasa sebebiyle önemli ama bizim için her gün farkındalısınız. Her gün bizim için değerlisiniz, önemlisiniz. Evet. Evet. Arkadaşlar, bizden bir her daim kapımız açık. Ne zaman bir şey yapılacaksa engelli kardeşlerimiz için, gerek bedensel engelli, gerek zihinsel engelli, bütün engelli grupları ile ilgili ne yapılması gerekiyorsa kamunun bir tarafı olarak elimizden geldiğince sizlere destek vermeye, elimizden geldiğince yardım etmeye her daim çalıştık. Bundan sonra da inşallah bu şekilde çalışmaya devam ederiz. Ama en önemlisi Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Huzur içerisinde birlik, beraberlik olur ise, huzur olursa her şey olur. Tabii ki engelli olmak kimsenin elinde olan bir şey değil. Gerek bedensel engelli, diğer engelli, gerekse diğer engelli grupları. Hep söylenen klişeleşmiş bir laf vardır. Hepimiz bir engelli adayız diye, ama hakikaten hayatın içine baktığınız zaman, yaşamların içine baktığınız zaman bir gün öncesinde hiçbir şey olmayan bir gün sonrasında engelli olabiliyor. Bir saat öncesinde sapasağlam, Allah vermesin, bir kaza neticesinde bir saat sonrasında farklı bir engel yaşayabiliyor. Geçenlerde görme engelli kardeşlerimizin bu beyaz baston, onların biliyorsunuz. Evet. Tabiri caizse sizin bastonunuz neyse, sizin arabanız neyse, onların da gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı bastonları. Böyle bir baston töreninde dağıtırken oradan bir tanesi kardeşimiz dedi ki, ben sonradan görme engelli oldum dedi. Yani uzun bir süre yaşamını normal yürütürken birdenbire bir hastalık neticesinde görme engelli olabiliyor. Yani bunlar da hakikaten hayatın içerisinde gerçekler, olan şeyler, yaşanmış şeyler. Önemli olan bizim birbirimizi daha çok anlamak. Evet. Önemli olan birbirimize daha çok sahip çıkmak. Önemli olan bu engelleri yok edecek, engelleri ortadan kaldıracak neler varsa gerek fiziki gerek gönülden. Onları ortaya koyarak onları sağlayabilmek, her şekilde sizlerin ihtiyaçları noktasında, o engelleri kaldırabilme noktasında yardımcı olduğumuz kanaatindeyim. Yüzünüzdeki gülücükler bir olsun, daim olsun, her daim mutlu olasınız diyorum. Her ne kadar spor dernekleri veya farklı derneklerde olsak da biz engelli camiası olarak bazı arkadaşlarımızla gönülde, her yerde, tepede beraberiz aslında. Böyle bir birliktelikte olmak da güzel oldu bizim için. Allah razı olsun. Birlikte teşekkür için geldik başkanım. Yani bu bir ilahi kudrettir. Bizler için bir imtihandır, kaderdir. Rabbimin bize imtihan olarak bu şekilde uygun görmesinden dolayı bizler tabii ki elimizden geldiğince bunun layıkını vermeye çalışıyoruz ama günlük hayatımızda karşılaştığımız fiziki veya kurumsal sıkıntılarda da sizler bize her zaman yardımcı oldunuz. Her zaman yanımızda oldunuz. Bu zorlukları aşmamızda bize el birliği, omuz birliği yaptınız. Bizler bunun için size teşekkür etmeye geldik.